Haberiniz olsa itiraz ederdiniz buna. Haberiniz olsa bu olmaz diyebilirdiniz. Bakınız, rüşveti, hırsızlığı meşrulaştıran bir kanuna evet dediniz. Bir daha söylüyorum. Rüşveti, yolsuzluğu meşrulaştıran bir kanuna evet dediniz. Tamam da böyle bir usul yok ki kardeşim. Bu ne ya? Kalkıp cevap verirsiniz. Hakaret değil efendim, gerçek. Ya gerçek. Gerçek de yüzleşin, gerçek de. Ben anlatacağım, dinle. Elini niçin kaldırdığını bana açık, ondan sonra anla. Kanunun adı. Arkadaşlar. Ağlasınlar, bırak ağlasınlar ya. Ağlamak da fazilettir ya. Bırak ağlasınlar, ne olacak ya? Ağlasınlar. Vicdanlarını tatmin etmek için itiraz ediyorlar. Vicdanlarını. Sayın Ali Taş. Gelmeyeceğim. Dinleyin. Bakın anlatacağım. Anlat. Doğru, kiralık olanlar. Aynen. Aynen öyle. Sayın Kılıçdaroğlu. İradesini kiralayan kişiler parlamentoda görev yapamaz. Nokta. İradesini kiralayan, iradesini vesayet altına alan kişi parlamentoda milletvekili yapamaz. Bu kadar açık söylüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu, bir saniye. Arkadaşlar, bakın böyle bir usulümüz yok. Lütfen. Örnek vereceğim. Konuşacaksanız cevap verirsiniz sonra. Örnek vereceğim. Niçin el kaldırdığınızı da sonra soracağım size. Bir dakika. Ya bırakın arkadaşlar. Arkadaşlar bırakın. Bırakın ağlasınlar ya. Gerçeği bir en zor şey gerçekle yüzleşmektir. En zor şey. En zor şey iradeyi ipotek altına aldırmaktır. İradenizi ipotek altına aldırmayacaksınız. Gelen kanun teklifini okuyacaksınız. O kanun teklifi milletin aleyhineyse, rüşvete kapı aralıyorsa ona hayır diyeceksiniz. Hayır demezseniz meclisin itibarını sıfırlıyorsunuz. Bırak şimdi onları ya. Bırak. Sen nerenin milletvekilisin onu bile bilmiyorsun. Neresini milletvekili bilmiyor. Ona da saraydan talimat gelecek. Sen şuranın milletvekilisin. O da kabul edecek. Evet, ben oranın milletvekiliyim diyecek. Bakın değerli arkadaşlar. Söyleyeceğim her şey siz de düşünün. Arzu ederseniz benim söylediğim kanunlara siz de bakın. Nasıl el kaldırdığınızı kendi vicdanınıza sorgulayın. Sorguladıktan sonra kalkıp bana kızın. Bana kızmaya hakkınız var. Çünkü gerçekleri öğrenmek istemiyorsunuz. Gerçekleri bilmek istemiyorsunuz. Talimat geliyor, el kaldır. Talimat geliyor, el indir. Olmaz. O zaman meclis olmaz burası. Meclis olmaz. Bakınız, kanun, olağanüstü hal kapsamında bazı düzenlemeler yapılması hakkında kanun hükmünde kararnamenin değiştirilerek kabul edilmesi hakkında kanun. Uzun bir isim, kanun. 26.5.2022. Ya bırakın arkadaşlar. Arkadaşlar, lütfen Sayın Kılıçdaroğlu genel kurula hitap edin. Arkadaşlar böyle bir usulümüz yok, lütfen. Gerçeği açıklamama tahammül edemiyorlar. Edemezler zaten. Gerçeği göreceksiniz arkadaşlar. Gidip bakın bulunduğunuz illerde gidin. AK Parti'nin il başkanına sorun. Deyin ki ben bunun için el kaldırdım. Öyle söyleyin. Eşinize sorun. İlkokula giden çocuğunuza sorun ya, ilkokula. Ben bunun için el kaldırdım. Ne diyorsun diye sorun. Sizden daha iyi düşünün. Çünkü o çocuğun vicdanı var. O çocuğun ahlakı var. Evet. Evet. Sayın arkadaşlar. Bakın.
Böyle devam ederse ara vereceğim lütfen. Olmaz böyle şey. Arkadaşlar. Sayın Kılıçdaroğlu lütfen genel kurula hitap edin. Sayın Başkan, genel kurula hitap edeceğim de onlar bana hitap ediyor. Hiç düşüp gereği. Ben de onları insan yerine koyuyorum. Ben de onlara söylüyorum. Hitap ediyor. Ne yapıyor? Bakın değerli arkadaşlarım. Bakın değerli arkadaşlarım. Kanunun adını okudum size. Olağanüstü hal kapsamında bazı düzenlemeler yapılması hakkında kanun hükmünde kararnamenin değiştirilerek kabul edilmesi hakkında kanun. Bu geldi buraya. Komisyondan geçti. 26.5.2022 7407 sayılı kanun. Bu kanun değiştiriliyor. Bu kanun tasarruf mevduatı sigorta fonu ile ilgili bir kanun. Diyor ki tasarruf tümünü okumuyorum. Tasarruf mevduatı sigorta fonu 17. madde, size onu da vereyim. Açar 17. maddeye de bakarsınız. Tasarruf mevduatı sigorta fonu tarafından devralınan banka, şirketler ve bunların varlıkları ile ilgili olarak fona devredilen yetkiler kayyımlık göreviyle satış veya tasfiye işlemlerinde bu şirketlerin yahut bunların sahiplerinin fona borçlu olup olmadığına ve varlıkları üzerinde fon haczi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın kıyasen uygulanır. Güzel. Yönetim ve denetimi veya kayyımlık yetkisi fona devredilen veya fonun kayyım olarak atandığı banka, şirket ve ortaklık paylarını soruşturma, kovuşturma veya iflas ve tasfiye sürecinde yönetmek ve temsil etmek üzere atananlar, görevlendirilenler, atananlar tarafından temsil yetkisine haiz olmak üzere görevlendirilenler ile 5271 sayılı kanun 128. maddesinin 10. fıkrasına göre mal varlığı değerlerinin yönetimi amacıyla atananlar, şirketlerin mal varlığı, görevlendirilenler, atananlar tarafından temsil yetkisine haiz olmak üzere görevlendirilenler ve bu kapsamda icra edilen iş ve işlemler hakkında 8.11.2016 ve 6.755, bunu da yazın lütfen, sayılı olağanüstü hal kapsamında alınması gereken tedbirler ve bazı kurum ve kuruluşlara dair düzenleme yapılması hakkında kanun hükmünde kararnamenin değiştirilerek kabul edilmesine dair kanun 37. maddesi uygulanır. Uzun bir kanun. Onun, bunlar eğer bir yolsuzluk yaparsa 37. maddeyi uygulayacaksınız diyor. Geliyorum 37. maddeye, ilgili kanun. Kanunun adı şu: olağanüstü hal kapsamında alınması gereken tedbirler ile bazı kurum ve kuruluşlara dair düzenleme ve yapılması hakkında kanun hükmünde kararnamenin değiştirilerek kabul edilmesine dair kanun. Bu kanun olağanüstü hal döneminde çıktı. 15 Temmuz darbeden sonra çıktı. Hatırlarsanız Boğaz Köprüsü'nde 15 Temmuz gecesi bazı askerlerin boyunları kesilmişti. Bazı askerler öldürülmüştü. Onlar hakkında biz sarayda yaptığımız toplantıda soruşturma açılmasını istedim, dava açılmasını istedim. Hiç kimse bir